yayınında konuklarımızla birlikte Gürcan Bilgiç, Hayri Beşer bizimle. Güne güzel başladık dedik, sporcularımızı konuştuk, olimpiyat oyunlarını konuştuk. Şimdi futbola dönecek olursak Miha Zajc'ın açıklamalarını izledik hep birlikte. Özellikle Fenerbahçe'de hazırlık döneminin öne çıkan oyuncularından biri Miha Zajc. Şu açıklamaları yaptı: lig ve Avrupa maçları için pozitif duygulara sahibim. Geçen sezonu iyi geçirdim. Özgüven kazandım. Merkezde oynarken kendimi daha iyi hissediyorum ki bu kısmı önemli olabilir Gürcan Bilgiç. Mutluyum. Çok çalışıyorum. Formda olduğumu hissediyorum dedi. Geçmişte süre alamadığım zamanlar oldu ama İtalya'da elde ettiğim tecrübeyle geliştim. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Tabii transfer soruları da soruldu futbolcuya ve Fenerbahçe'den başka bir şey düşünmek istemiyorum açıklamasını yaptı. Şimdi aslında Fenerbahçe transfer edildiğinde de bir 10 numara beklentisi vardı. Miha Zajc'tan. Yani fakat çalıştığı tek Ersun Hoca dönemi geldi galiba. Ondan sonra da yani şans verildi Zajc'a. Sakatlıklar yaşadı. Ama topu ayağına alıp ben bu oyunu ben yöneteceğim işaretini vermedi. Şeyden ziyade, yetenekten ziyade temposunda çok önemli bir sıkıntı vardı. Böyle tempolu, makine gibi çalışan bir orta sahada değildi. Ama İtalya çok işe yaramış. Şöyle işe yaramış. Gene o temposu aman aman yüksekti ama futbolu öğrenmiş bir şekilde geldi buraya. Dikkat edin, ayağında top tutmuyor. Daha top ayağına gelmeden nereye atacağını hesaplıyor. Oyunu çok hızlandırıyor. Derini oynamaya başladı. Riskli paslar almaya başladı. Topu yere indirdi. Şeyin açısından, yani diğer orta sahalar açısından, mesela Ozan örneğinde verin. Mesela Ozan'ın Miha Zajc gibi oynaması lazım. Ayağında topu tut. Dön. Sür. Hop, geliyorlar, basıyorlar. Alıyorlar ayağından topu. Yani o hızı, o pas hızını, ayağından topu bir an önce çıkartıp aksiyon içine kendisini katmasını, mesela Ozan'ın da o yönde Miha Zajc gibi gelişmesi gerekiyor. Farklılaşması gerekiyor. Ve çok ciddi şekilde, yani bütün takımın içinde sezon başından beri en iyi dediğimiz tek oyuncu oldu. Yani şu an ona biraz Pelkas'ı falan yaklaştırıyoruz. O da iyi olmaya başladı. Form tutmaya başladı diyerek. Dediğimiz gibi mesela Salih Uçan benzer bir tecrübeyi yaşadı işte. Gitti İtalyalar, İsviçreler, Alanya derken şimdi Beşiktaş'ın oyuncusu. Ve oyunu öğrendi, futbolu öğrendi. Futbolu öğrenerek geldi. Dün maçı anlatırken Mustafa Güzel söyledi. Kariyer sezonunu Alanya'da yaptı diye. Hakikaten orada oyunu öğrenerek, ne zaman ne yapması gerektiğini öğrenerek hak etmiş bir şekilde hedef takıma geliyor. Büyük bir takıma geliyor. Ve bu ondan önce, yani Salih şey de oynatmadı, Koku da oynatmadı, yok. Yani Ersun Hoca da oynatmadı ilk geldiğinde. Ersun Hoca'dan sonra İsmail Hoca da oynatmadı. Çünkü temposunu yetersiz biliyorlar ki daha gençti, 20 yaşlarındaydı. Halbuki çok o dönemde büyük umutlarla Sayın Aziz Yıldırım transfer etmişti. Transfer etti. Aykut Hoca dönemi yapıldı. İyi de para verildi. O dönem 1 milyon euro para verildi yani. Salih Uçan'ı almak için Altın Ordu'ya. İşte Buca tandanslı. Geldi Aykut Hoca'na, ciddi maçlarda ciddi şanslar verdi. Yarı final oynadı Benfica maçında. Yani çok daha ilerilere gitmesini beklerken gitmedi. Yani Salih o gelişmeyi kaydedemedi. Ki Ersun Hoca da, ondan sonraki teknik adam İsmail Hoca da aynı şikayetten muzdaripti. Yani temposunu yeterli bulmuyorlardı. Fizik olarak yeterli bulmuyorlardı o isteğini. Ama Roma dönemi, kiralık dönemi, gitti geldi İsviçre dönemi ve Alanya daha farklı bir oyuncu olmayı başardı. Temposu yeterli mi? Değil. Şu anda da yeterli değil. Ama en azından arttırması gerektiğini ve o rekabet içinde nasıl forma alacağını daha iyi biliyor. Daha olgun bir insan olarak döndü. Aynı şekilde Miha Zajc da daha erken yaşta yakaladı bunu. Benzerlerinden daha erken yaşta yakalamış gözüküyor. Kendi oyuncun, satmayı düşündüğüm bir oyuncun bir anda yeni transferi haline geldi. Fenerbahçe
Hayri Beşer, Miha Zayt Fenerbahçe'deki dönemi ama özellikle hazırlık maçını düşünecek, hazırlık maçlarını, hazırlık dönemindeki performansını düşünecek olursak eğer o orta sahadaki kalabalığı, futbolcu kalabalığından hep bahsediyoruz ama Miha Zayt ben formanın en büyük adayıyım dedirtti. Bugün de açıklamaları hep birlikte izledik. Şimdi futbol kağıt üzerine sığmayan bir oyun. Evet. İşte Miha Zayt da bunun örneklerinden bir tanesi. Muhtemelen geçtiğimiz sezon sona erdiğinde ve bu sezonun planlaması yapılırken kimse Fenerbahçe'nin orta saha denklemini oluştururken Miha Zayt diye bir oyuncudan bahsetmezdi. Yani alternatif olarak bile belki çok fazla düşünülmezdi. Demek ki bu oyunda performans çok önemli. Bu oyunda gelişim çok önemli. Miha Zayt kaldı ki Fenerbahçe'ye zaten ilk geliş itibariyle de İtalya'dan geldi, oradan geldi. Dolayısıyla hani futbolu bilmekten öte, yani teorik anlamda bilmekten öte uygulama anlamında sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ben. Gelişim gösterme anlamında ele alınması gereken bir oyuncu olarak görüyorum. Yeterince şans verildi, verilmedi bunları tartışırız Gürcan abi ama ben Miha Zayt'ı izlerken her zaman potansiyel gördüğüm bir oyuncuydu. Dolayısıyla bir oyuncuda potansiyel varsa o potansiyeli deşelerseniz, o potansiyeli istikrara dönüştürme yolunda yeterince fırsat sunarsanız zaten bir şeyler alırsınız. Bu belki yapılmadı ya da yapılamıyor ama şimdi Miha Zayt özelinde birazcık Fenerbahçe iklimini irdelemekte hatta sorgulamakta fayda var. Şimdi elimizde sadece Zayt var diyoruz ki bir oyuncu formda. Bunun ötesinde işte iyi diyebileceğimiz işte Pelkas aklımıza geliyor. Belki birkaç oyuncu daha zikredebiliriz. Yani Fenerbahçe şu anda hem bireysel anlamda hem de takım anlamında performansla buluşabilmiş, beklenenin işaretlerini veren takım olmanın altında duruyor. Ben de şu vurguyu yapmak isterim açıkçası. Şimdi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe oluşturulurken ki işte Emre Belezoğlu sportif direktör olarak görev almıştı. 18 artı 4 oyuncu transfer etti yanılmıyorsam Fenerbahçe totalde sezon boyunca Gürcan abi. Ve adeta Fenerbahçe'yi biz böyle mumyalayıp kutsayacaktık. Yani bunun içerisinde değildim ama böyle bakıldı Fenerbahçe'ye. Müthiş oyuncular alınıyor sanki işte. Alo Emre abi esprileri, bakış açıları falan öyle değildi. Yani bir illüzyonun içerisindeydi bence. Yani böyle bir bakış açısı vardı ve bu bakış açısı doğru değildi. Ve şimdi bakıyoruz aşağı yukarı aynı kadro elimiz. İşte gidenler olacak, belki takviyeler olacak. Ama iskelet olarak, kalibre olarak çok farklı bir Fenerbahçe ile muhatap değiliz. Bu defa aynı şeyleri konuşamıyoruz. Bu defa mumyalayamıyoruz, kutsayamıyoruz Fenerbahçe'yi. Demek ki doğru yerde bakmak lazım ve transfer ben her zaman altını çizmeye çalışıyorum. En iyi transfer içeriden yapılan transferdir. Var olan oyuncudaki potansiyeli ortaya çıkarabilmektir. Bazen de keşfedebilmektir. Evet. Şimdi Zayt da galiba bunun işaretlerini görüyoruz ve bu anlamda gelişim gösterebilecek oyuncu sayısının fazla olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Şimdi hani spontane gelişti. Gürcan abi dikkat çektiği için bence ben de vurgulamak isterim. Ozan Tufan Zayt karşılaştırması yaptı. Şimdi bir oyuncunun topu ne zaman ayağından çıkarmasını bilmesi çok önemli. Pozisyon almayı bilmesi çok önemli. Yardımlaşmayı bilmesi çok önemli. Top rakipteyken nerede duracağını bilmesi çok önemli. Bütün bunları topladığımız zaman bir araya futbolu bilmek diyebiliriz buna. Bu çok önemli. Zaten işte topla vedalaşmayı doğru zamanda yapamamak, doğru yerde pozisyon alamamak gibi eksiler yetenekli futbolcuları sıradanlaştıran en önemli faktör. Şimdi, yalnız ben Ozan'da Zayt'ta da olan belki Zayt'tan farklı olarak şey özelliği de görüyorum. Gürcan abi. Öne doğru kat etme. Mesela evet topu ne zaman ayağından çıkaracağını bilecek ama zaman zaman da topu alacak öne doğru kat edecek. Zaman zaman dribbling'e soyulacak. Çünkü dribbling öne doğru kat etmek aslında oyun iştahını artıran şeylerdir, gösterilerdir oyun içerisinde. Siz bir iki oyuncuyu rakip takımdan oyundan düşürdüğünüz zaman hem takım coşkusunu artırırsınız ve seyirci önünde de oynuyorsanız seyirci coşkusunu artırırsınız ve bu takıma özgüven getirir. Bence Fenerbahçe'de bu tür işleri yapacak adamlar da olmalı.
Ve bunu yapmaya en namzet gördüğüm oyuncu Hayır, Ozan. Hayır, onu nerede yaptığın önemli. Kendi sahanda bunu yapıyorsan risk. Onu söylüyorum zaten. Rakip sahada o dediğin gibi penetreyi kat etmeyi yapıyorsan o atak başlangıcı. O rakibe risk aldırmak. Şimdi Gürcan abi topu alıp öyle bir dönersin ki bir anda demarke alan oluşturursun kendine zaten. Yani gözükmeyen pozisyonun açılımını yaparsın bir yönüyle. Şimdi Ozan bunları yapabilecek potansiyelde bir oyuncu bence yapmalı ama söylediğin gibi doğru yerde yapmalı, bilerek yapmalı. Oyununu olgunlaştırarak yapmalı. Ya özetlersem yani Fenerbahçe'ye ben baktığım zaman işte Zayıs'ı konuşuyoruz ama bir sistemini arayan bir Fenerbahçe var. İşte üçlü savunmayla oynayacak. İşte bu sisteme savunmadaki aktörleri ele aldığımız zaman yeterince uygun mu? Bu bir soru işareti. İki, üçlü savunmayla oynayan Fenerbahçe'nin evet. Sanki savunma önü oyuncusu şey olmak durumunda, Gustavo olmak durumunda, geçtiğimiz sezon takımın el freni olarak zikredilen oyuncuydu. Gustavo olmadığı zaman, olamadığı zaman bunu hangi oyuncuyla yapacaksınız? Bu soru işareti. Oradaki yumuşak oyuncuların rakip karşılamadaki direnç eksiklikleri başka bir soru işareti. Fenerbahçe'nin net bir forvetinin olmaması başka bir soru işareti. Yani Fenerbahçe'yi konuşurken nedense hep problemleri konuşuyoruz, oyuncuların potansiyelini konuşamıyoruz. Şu andaki durum o açıdan baktığımız zaman çok da iç açıcı gözükmüyor. Bir yandan Fenerbahçe transferlerine devam ediyor. Genç bir isim Burak Kapacak ki geçen sezonun aslında en çok konuşulan isimlerden biriydi. Bursaspor'un gençleri arasında adı büyük takımlarla anılan en önemli isimlerden biriydi.